Ben çıkıyorum usta. Tamamdır, hafsalanı verim senin. İki günde de izin istediydin. Mecbur kestik onları. Tamam mı? Tamam abi. Sağ ol. Ben gidip bir baksam mı acaba? Herkes onu bekliyor. Acele etme Zümrüt. Ferit de yok zaten. Ah geldi. Hoş geldin oğlum. Biz de seni bekliyorduk. Bak misafirlerimiz var. Sonunda fazlalıklardan kurtulup eskisi gibi bir araya geldik. Hoş geldin sevgilim. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz böyle ya? Ferit sakin ol lütfen. Ayıp oluyor misafirlerimize. Ne ayıbı anne? Delirdiniz mi siz? Ne ayıbı ya? Ne bu gelinlik? Niye gelinlik giydi Hande ya? Niye bu halde bu kızcağız? Ne işi var Zümrüt teyzeyle Hüseyin amcanın bizde? Niye çağırdın onları buraya? Onlar bizim insanımız. Geçmişimize ve evlatlarımızın geleceğine güvenerek çağırdım oğlum. Anne! Bak! Benim geleceğimle ilgili senin hiçbir hükmün yok. Tamam mı? Biz seninle bunu konuştuk ya. Sen daha neyi zorluyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Ferit bir dakika, sen neye sinirlendin şimdi? Hayır Hande. Sen yanlış bir şey yapmadın. Senlik bir şey yok. Gelinlik giydim diye mi kızdın? Düğünden önce gördüm diye. Hayır Hande. Sana gelinlik giydirdikleri için kızdım. Gerçekten kızım, gelinlik giymenin sırası mıydı şimdi? Anne, düğüne şurada kaç gün kaldı? Hastaneye düştüm, çıktım, prova yapıyorum. Anlamıyorum ben sizi, ne oluyor? Senin geleceğini bilsem göstermezdim kendimi böyle, giymezdim Ferit. Boş ver. Nasıl olmuş, beğendin mi? Ya Hande, beğenmedim anne. Tamam mı? Beğenmedim. Çünkü ben gelinlik falan görmek istemiyorum. Ya yeter, bitirin artık şu oyunu, bitirin. Siz bitirmezseniz ben bitiririm. Hande, bak sen hariç buradaki herkes bizim evlenmeyeceğimizi biliyor. Sen hariç herkes biliyor bizim evlenmeyeceğimizi ama susuyorlar. Ben susmayacağım. Düğün yok, biz evlenmiyoruz Hande. Tamam mı? Bak, yaşadığın travma sana bazı şeyleri unutturmuş. Ama ben açıklamak ve hatırlatmak zorundayım. Bizim aramızda hiçbir şey kalmadı Hande. Biz seninle ayrılalı çok uzun zaman oldu. Biz diye bir şey kalmadı. Ferit. Lütfen. Hande, acı da olsa gerçekleri öğrenmen lazım. Bak biz ayrıldık. Tamam mı? Ben başka biriyle evlendim. Başka birine aşık oldum. Biz diye bir şey kalmadı. Lütfen sen de bunu bil ve kabul et. Lütfen.
Feriz. Bak. Ben beyaz gelinlikle karşındayım. Ne yaşadık? Ne yaşattım ben hatırlamıyorum. Ama kötü bir şey olduysa hatırlamak da istemiyorum. Sen de tut. Affet beni, bizi. Unut. Bembeyaz bir sayfa açalım ne olur. Hande, ben unutamam. Tertemiz sayfa falan açamayız. Başkasını seviyorum diyorum. Başkasına aşık oldum diyorum. Ben başka birini severken seninle nasıl evleneyim? Ben böyle kötü bir adam mıyım? Ben sana böyle bir şey yapar mıyım? Hüseyin, artık gitseniz iyi olacak. Hayır. Kimse gitmeyecek. Lütfen Zümrüt, oturun. Hüseyin, lütfen. Azade, Adnan haklı. Bunu zorlamanın manası yok. Hayır, var. Var, lütfen rica ediyorum oturun. Azade, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Zorlama durumu lütfen. Bizim artık gizlimiz saklımız yok. Yıllardır iç içeyiz. Feriz şimdi bize bir takım açıklamalarda bulunacak. Mesela o çok sevdiği kadın nerede? Bugünkü mahkemesi nasıl sonuçlandı? Ferit, bu kız senin yüzünden böyle. Onu bu hale sen getirdin. Öyle sırtını dönüp gidemezsin. Zaten boşanmışsın. Artık her şey bitmiş gitmiş. Ben mi bu hale getirdim? Ben getirdim öyle mi? Anne, senin vicdanın yok mu? Nerede senin vicdanın? Sen nasıl böyle bir cümle kurarsın oğluna? Evlilik oyununuz boşanmayla sonuçlandı diye ben vicdansız oluyorum öyle mi? Senin yüzünden boşandık biz anne. Senin yüzünden boşandık. Ayşe'nin boşanma dilekçesini işleme koyan senmişsin. Hadi ben değilim de, hadi inkar et. Evet benim. İkinizin de imzaladığı protokolü hızlandırdım o kadar. İkiniz de niyet etmişsiniz boşanmaya. İmzalamışsınız. Uzatmanın ne manası var? Senin haddine mi anne? He? Senin haddine mi? Üzerine vazife olmayan işlere niye karışıyorsun sen? Senin böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Usulen hakkım olmayabilir. Ama ben evlatlarının mutlu olmasını isteyen bir anneyim. Ben çocuklarımı bile bile öyle ateşe atamam. Anne, evladını cayır cayır yakan ateş sensin sen. Tamam mı? Bak, bak senin eserin karşında duruyor. Sevdiği kadından ayrılmış, cayır cayır yanıyor senin oğlun. Bak, bak mutlu musun? Sen evladını mutsuz ettin, mutsuz. Sen mutlu musun anne? Ben kime ne diyorum ya? Hande. Gerçekler yalanlardan daha az acıdır. Biz diye bir gerçek kalmadı artık. Kalpte bir yarasın sen, nasıl kanar ah bilsen. Dursa dünya, dönse devran, bu günahı silme. Seni bulur acısı, söndürür olmaz intikam ateşim. Kalp Yarası ATV'de.